Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlık fiziksel, zihinsel ve sosyal açılardan tam bir iyilik halidir. Sağlık ve hastalık sosyolojisi sağlığın ve hastalığın toplumda nasıl üretildiğini, nasıl dağıtıldığını, bu süreçlerin toplumsal yapılarla olan ilişkilerini inceler. Sağlık sosyolojisinin gelişimi tıpta sosyoloji, tıp sosyolojisi ve sağlık ve hastalık sosyolojisi olmak üzere üç dönemde incelenmektedir. Sağlık ve hastalık sosyolojisi, tıbbi bilginin toplumsal inşası, sağlık ve hastalığa ilişkin sıradan insanların algıları, sağlık ve hastalık deneyimleri, bedenin toplumsal ve kültürel yönleri, hastalarla doktor, hemşire gibi sağlık profesyonellerinin etkileşimleri, sağlık ve hastalığın toplumsal yapı içindeki deseni, sağlığa ilişkin toplumsal eşitsizlikler, formal ve en formel sağlık hizmetlerinin toplumsal örgütlenmesi gibi konuların analizini içerir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Sağlık, sağlık sosyolojisi, medikalizasyon, hasta rolü. Bu programı izledikten sonra sağlık sosyolojisinin gelişimi nasıl olmuştur? Sağlığın ve hastalığın biyomedikal ve sosyal modellerinin arasındaki farklar nelerdir? Sağlığı etkileyen temel faktörler nelerdir? Hasta rolü kavramı nedir? Medikalizasyon kavramı nedir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın hastalığın yokluğuna veya özürlülük durumuna indirgenmesine karşı çıkmış ve 1948 yılında sağlık kavramını fiziksel, zihinsel ve sosyal açılardan tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır. Toplumsal düzeyde ölüme neden olan hastalıkların değişmesiyle 21. yüzyılda sosyoloji, sağlık ve bedenle ilgilenmeye, tıp da toplumsal konularla ilgilenmeye başlamıştır. 1950'lere kadar dünya genelinde insanların ölümüne neden olan hastalıklar enfeksiyonlar, salgınlar ve akut hastalıklardır. Çalışma hayatında ve teknolojik yaşamdaki değişimlerle birlikte 20. yüzyılın ikinci yarısında ölüme neden olan en önemli hastalıklar kanser, kalp, şeker gibi hastalıklar olmuştur. İnsanların en önemli ölüm nedenlerinin enfeksiyonlar ve akut hastalıklardan kalp hastalığı, kanser gibi kronik hastalıklara doğru dönüşmesi epidemiyolojik eşik olarak tanımlanır. Sağlık ve hastalığın biyomedikal modeli tıbbi bilginin nesnel ve yansız olduğunu, zihnin ve bedenin birbirinden ayrı olduğunu ve bir bedenin makineler gibi tamir edilebilecek mekanik bir şey olduğunu varsayar. Hastalıkların genellikle parazit, virüs, bakteri ya da gen gibi belirli ve tanımlanabilir aracılar yüzünden oluştuğunu ileri süren doktrini kabul eder. Ayrıca hastalıklara neden olan sosyal, ekonomik, politik, psikolojik faktörleri görmezden gelir. Sağlık ve hastalık sosyolojisi hastalığın ve sağlığın toplumsal olarak modellendiğini belirtmiştir. Sağlık durumunun biyoloji dışındaki faktörlerin sonucu olduğunu ve tesadüfi olarak oluşmadığını ortaya koymuştur. Bu görüşe göre ölüm ve hastalık oranları ya da insanların yaşamlarındaki değişimler toplumsal yapılarla ilişkilidir ve cinsiyete, sınıfa, ırka ve yaşa göre değişiklik gösterirler. Bu çerçevede biyomedikal modelin eleştirisinden doğan sağlığın ve hastalığın sosyal modeli biyomedikal modelin antitezidir. Sosyal modelin özellikleri şunlardır. Tıpta içsel olan zihin beden ikiliğine karşı çıkar. Fiziksel beden bireyin bütününden bağımsız bir şekilde onarılabilecek bir makine değildir. Tıp insanı bir bütün olarak ele almalıdır. Sağlık ve hastalık sadece biyolojik değişimlerle ilişkili değildir. Daha geniş sosyal, ekonomik ve politik bağlam içerisinde biçimlendirilirler. Tıbbi bilgi hiçbir şekilde objektif olamaz. Bilimsel bilgi de dahil olmak üzere bütün bilgiler içinde üretildikleri bağlama bağlıdır. Sağlığa ilişkin sosyal modelin kabul edilmesiyle birlikte sağlık alanında ve genel olarak tıpta büyük çaplı değişimler olduğu kabul edilmektedir. Bu dönüşüm sonrasında hastalığın sosyal belirleyicileri içinde bireysel düzeyde sigara içmek, stres ve egzersiz, Yapısal düzeyde işsizlik ve yoksulluk sayılmaya başlanmış ve hastalığa verilen kurumsal yanıtlarda da değişiklikler olmuştur. İşlevselci yaklaşım içinde sağlık sosyolojisine en önemli katkıyı hem tıp mesleği hakkında yaptığı analizle hem de hasta rolü kavramıyla Parsons yapmıştır. Tıp mesleği Parsons'a göre çağdaş toplumun yalnızca ekonomisi kapitalisttir. Ekonomi dışındaki kurumlar ekonomi gibi kar peşinde koşan çıkara dayalı kurumlar değildir. Parsons'a göre tıp mesleği piyasa ilişkilerinin rekabetçiliğini ve bencilliğini kıran özgece bir meslektir. Hasta rolü kavramını Parsons hastalığın fiziksel bir varlık değil, toplumsal bir olgu olduğu düşüncesiyle savunur. Bireyler gündelik yaşamda uymaları beklenen normlara uymak istemedikleri ya da genel kültürel ölçütlere ulaşamadıkları zaman hasta rolüne girerek bu rollerden ve beklentilerden kaçarlar. Hasta rolü bu role giren kişiye toplum tarafından verilen tepki üzerinden tanımlanır. Marksist yaklaşım sağlık bakımını ve tıbbı kapitalizmin bir parçası olarak kapitalizmle ilişkisi üzerinden açıklar hastalıklar da, tedaviler de kapitalist ekonomik sistemin ürünüdür. Marksist yaklaşıma göre tıp, kapitalist ekonominin bir parçasıdır ve tedavi açısından bir faydası olmasa da kar amacıyla teknolojik gelişmeleri desteklemektedir. Marksist yaklaşıma göre tıbbi bilgi de kapitalist sistemin verdiği zararları doğal ve biyolojik göstererek hastalıkların politik ve ekonomik nedenlerini gizleyen bir ideolojik araçtır kapitalist tıp hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almak yerine hastane temelli tedavileri destekleyerek iyileşmeyi tüketime indirger. Yorumlayıcı yaklaşım içinde sağlık ve hastalık sosyolojisine en önemli katkı köklerini fenomenolojiden alan toplumsal inşacılık yaklaşımından gelmiştir. Toplumsal inşacılık yaklaşımı tıbbi bilginin toplumsal inşası üzerinde durmuştur. Tıbbın pozitivist paradigma içinde Doğa bilimi olmasından kaynaklanan ayrıcalıklı pozisyonunu eleştirmiştir. Tıbbın sosyolojinin inceleme konusu olmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Toplumsal inşacı yaklaşım tıbbi bilginin ve tıbbi teknolojinin kullanılış biçiminin toplumsal ilişkilere bağlı olarak değiştiğini savunur. Bu yaklaşım içinde yapılan çeşitli çalışmalar çeşitli hastalıkların özellikle de meslek hastalıklarının hastalık olarak kabul edilmesinin aslında işverenler, işçiler, doktorlar, sigorta şirketleri ve avukatlar arasında yaşanan bir dizi tartışma ve uzlaşmanın ürünü olduğunu göstermektedir. Medikalizasyon kavramı, tıbbın önceden tıbbi sayılmayan alanlarını tıplaştırmasıdır. Ayrıca önceden tıbbi olduğu düşünülmeyen konularda uzman olduğunu iddia ederek tıbbın kapsamını bu alanları da içine alacak şekilde genişletmesidir bir toplumsal kontrol mekanizması olarak tıp medikalizasyon sayesinde normal davranışı kendi politik görüşleri doğrultusunda tanımlar ve teknolojik alandaki hakimiyeti sayesinde bireyleri kendi tanımladığı bu normlara uymaya zorlar. Post yapısalcılık içinde sağlık ve hastalık sosyolojisine en çok katkısı olan sosyolog Foucault'dur. Foucault'a göre tıp bürokratik yönetici devletin lehine insanları hasta, deli, suçlu, sapkın gibi çeşitli kategorilere sokan normalleştirici bir kurumdur. Tıp normal davranışın tanımlanması yetkisini kendi kontrolünde tutar ve normale uyulması için insanları zorlamak amacıyla da modern akademik disiplinlerden doğan meslek gruplarını kullanır sağlık ve hastalık sosyolojisi açısından feminist çalışmaların en önemli işlevi cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı ortaya koymasıdır. Bunun yanında kadın bedenini ikincil olarak inşa eden toplumsal süreci tanımlamak, eleştirmek ve sağlık alanında cinsiyete dayalı eşitsizlikleri analiz etmektedir. Bu nedenle ataerkil kapitalist toplumda kadınların yeniden üretim becerilerinin kontrol edilmesi çok önemlidir ve bu kontrol işlevini de tıp üstlenmektedir. Tıbbın kadınlara yönelik ilgisinin neredeyse tamamen biyolojik yeniden üretim organlarına ve doğurganlıklarına yönelik olması bundan kaynaklanmaktadır. Sağlık fiziksel, zihinsel ve sosyal açılardan tam bir iyilik halidir. Sağlık ve hastalık sosyolojisi, sağlığın ve hastalığın toplumda nasıl üretildiğini, nasıl dağıtıldığını ve bu süreçlerin toplumsal yapılarla olan ilişkilerini inceler. Sağlık ve hastalığın biyomedikal olandan sosyal olana doğru dönüşüm geçiren iki temel modele sahiptir. Biyomedikal model, tıbbi bilginin nesnel ve yansız olduğunu, zihnin ve bedenin birbirinden ayrı olduğunu, ve bedenin makineler gibi tamir edilebilecek mekanik bir şey olduğunu varsayar. Sağlığın sosyal modeli ise sağlığın toplumsal yapılarla bağlantılı olduğunu, beden-zihin bütünlüğünü ve tıbbi bilginin objektif değil, bağlamsal olduğunu savunmaktadır. Sağlığa ilişkin çeşitli sosyolojik yaklaşımlar mevcuttur. İşlevselci yaklaşım tıbbı kar amacı gütmeyen işlevsel bir toplumsal kurum olarak görürken, Marksizm tıbbı kapitalist ekonominin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Yorumlayıcı yaklaşım, sağlık ve tıp alanına ilişkin, inşacı ve bağlamsal bir perspektifle yaklaşırken, post yapısalcı yaklaşım, tıbbı kontrol edici ve normalleştirici işlevler üstlenen bir aygıt olarak görmektedir. Feminist yaklaşımsa, sağlık ve tıpta egemen olarak ataerkil uygulama ve dayatmalara dikkati çekmektedir. Bu programda Sağlık ve sosyolojinin gelişimi nasıl olmuştur? Sağlığın ve hastalığın biyomedikal ve sosyal modellerinin arasındaki farklar nelerdir? Sağlığı etkileyen temel faktörler nelerdir? Hasta rolü kavramı nedir? Medikalizasyon kavramı nedir? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, İnsan ve Toplum ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.